arkadaşlar, temel benzerlikte bazı güzel yöntemler var. Şimdi onu anlatacağız sizlere. Buyurun. Bir üçgenimizde kenarları şöyle eşit olacak şekilde paralelleri kesersek bu kenarların belli bir kurala göre gittiğini göreceğiz. Şunlar birbirlerine eşit olacak. Ver. Evet. Bunlar da paralelse, dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olacaklar. Şu uzunlukla dikkat çekmek istiyoruz. Birer kat birer kat artıyor. Burası 1K ise burası 2K, 3K, 4K olarak ilerler. Yani mesela burası aynı şekli yapılmış. Burası 4 ise burası 8, 12, 16. 4'er 4'er gidecek. İlerler, evet. Çok mantıklı bir şeymiş. Gayet. Yani bunu kullanabiliriz. Peki. Bakalım soru var da nasıl kullanacağız? Ha, bir diğer notumuz var. Bir de alanlar var hocam. Buralar K, 2K, 3K, 4K'ydı. Alanlarda ise burası 1S ise sadece şu yamuğun alanı 3S'tir. 5S, 7S diye ilerler. Aynı özellikle burası eğer 3 cm kare ise. Şuraya S diyelim o zaman. Buraya ben S diyeyim hocam, gerisini size. O zaman burası 3S, 5S, 7S. 7S. S 3 mü burada? Evet. 3 kere 3, 9. 5 kere 3, 15. 7 kere 3, 21. Bunu yazmasaydım ben karıştırırdım kesin. Evet hocam. 3, 6, 9 diye gidecektim çünkü. Evet hocam, yazmamız da aslında gerekir. Çünkü zihne yaptığımız zaman karıştırma riski artabilir. S, 3S, 5S diye mutlaka gösterin çocuklar. Evet. Ondan sonrasını devam edersiniz zaten. Ve diğeri. Geldik Thales'e. Hah, nihayet Thales. Thales'e geldik. Thales'in aslında çok bir fark yok benzerlikten. Burada 3 tane doğrumuzu farklı 2 kesende kestiğimizde şu kesenlerin arasındaki kenarların oranı birbirine eşit olacaktır hocam. Yani üst parçanın... Ama yine paralel olacak bu doğru var. Üçü paralel kesenler olacak. Kesenler paralel olmayabilir. Bunları özellikle lisede çok kullanıyorsunuz. Evet, bence dikkatli bir şekilde öğrenin. Ne diyoruz? Alt kenarın, alt parçanın üst parça oranı eşittir. Alt parçanın üst parçanın alt parça oranı. Hemen hocam örneklerimize geçelim. Tamam. Aa, ben silerim hocam. Lütfen zahmet etmeyin siz. Thales teoremiyle ilgili hemen hocam aklıma bir tane örnek yazayım. Siz tamam, çözün. Tamam. Şurası 15 olsun. Şurası 3 olsun. Şurası 4 ise burası kaç olur hocam? Siz çözebilir misiniz? Şuna bakarım. 5 katı. O zaman bu da bunun 5 katı olacak. 20. 20 olacak, bu kadar. Çok zor değil bu kısmı. Çok zor değil bu kısmı. Zorlanan kısımları var. Zorlanan kısımları var. Karşımıza bir yamuk çıkarsa da olacak. Burada AB, EF ve CD paralel. Bize bir orantı vermiş. 2 tane AC, 5 tane EC eşit. O zaman AC burada 5 kat. AE 5 kat. EC 2 kat. Ben burada x'i bulmak için hocam farklı bir paralel nokta çıkartmam lazım çözmek için. Ya A'dan BD'ye paralel çekmeliyim. Çekeyim. Şöyle. B'den de AC'ye paralel çekebilirdim. Bunlar paralel. Evet. Bunlar da paralel. Karşımıza paralel kenar çıktı. O paralel tam paralel gözükmüyor ama neyse. Şöyle tam paralel gözükmesi için uğraşalım. Biraz daha yakışıklı yazalım hocam. Şöyle oldu mu şimdi? Paralel oldu. Evet. Tamam hocam. 9'sa şu kısım 9. Çünkü paralel kenar oldu değil mi orası? Burası 9 olsun. Tamam. Aynen. 23'ten 9 çıkarsa geri kaldı 14. Şurada hemen ikinci benzerlik kuralımızı uygulayalım. Şuraya A diyelim o A zaman. A diyelim. Hemen A'yı bulduktan sonra 9 eklersek X'i buluruz. Tamam. Ama burada bu paralel çekmemiz çok önemliydi. Paralel çekmezsek üçgen oluşmuyor, göremeyeceğiz. Evet. Hemen uygulayalım. 5K'nın 5 artı 2K 7K'yı oranı. 5K'nın 7K'yı oranı. Eşittir A bölü 14. Şu K'ları görmesek eğer 2 katı 2 katı 10 olacak. A burada 10. A 10. Peki EF nedir? EF'de 19. 10 artı 9 19. Güzel bir soruymuş gerçekten de. Evet, var mı benzerinden? Var. Bu sefer en alttaki kenarı vermemişler. Bakalım. Bu sefer hocam biz B'den A'ya çekelim. Oldu mu bu sefer hocam? Güzel oldu. 7 ise 7. Şık oldu. Bu da 7 olsun. Tamam 13'tü. 7'sini aldım. Geri kaldı 6. Şu kısım 6. Bize burada bir eşitlik verilmiş. AC'ye ben 3K diyeceğim. CE'ye 4K diyeceğim. 3K ise burası da 3K. 4K ise burası 4K olsun. Ben yine burada A diyeyim. A'yı bulduktan sonra 7 eklersem çözüm. Ben yapayım. Size bırakıyorum hocam. 3K'nın tamamına yani 7K'ya oranı eşittir 6'nın A'ya oranı. Çok harika. K'lar gider 2 katına çıkmış. O zaman bu da 2 katı 14. 14. O zaman X burada ne olur hocam? 21. 7 artı 14. 21.